Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zeliha Mendeli, protokol üyeleri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkonsolos Mendeli'nin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İçin bir dönüm noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü Mersin'de uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 36. yılı kutlu olsun. Kıbrıs Türk halkı bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yoktan bir vatan yaratan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden aldığı ilhamla yıllarca Rum-Yunan hegemonyasına karşı cesaretle direnerek verilen mücadelelerin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat etmeyeceğini, yeni kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini ve bir azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Özgürlük Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Cumhuriyetimizin kurulmasına dek mücadele vermiş, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi, Kıbrıs Türk mücahitlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerini şükran ve minnetle yad ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Mersin'de yaşayan tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, tamamlanan seçimlerin ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. 9 Kasım'da olağanüstü bir genel kurul gerçekleştirdik ve sonrasında da arkadaşlarımız bize bu bayrağı devrettiler ve cemiyetimizin yönetimini bize emanet ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar cemiyetimizi olması gerektiği yerlere, seviyelere çıkartmaya çalışacağız. Zaten geçmişte kalan cemiyet başkanlarımız bunu fazlasıyla yaptılar. Ellerinden geldiği kadar yaptılar. Biz de üzerimize düşeni daha fazlasını yapmak için uğraş göstereceğiz. Tabii biliyorsunuz Türkiye genelinde de Mersin özelinde de basın çok sıkıntılı dönemler yaşıyor. Bunların aşılmasını ümit ediyoruz. Ama bunların aşılması anlamında da tabii kurumlara çok önemli görevler düşüyor. Kurumların yerel basına destek olması gerekiyor. Yerel basın demokrasilerin ana temelini oluşturuyor. Özgürlüğün sesi oluyor yerel basın. Bu anlamda da siz kurum temsilcileri olarak biz destek istiyoruz. Ben
Bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cemiyetimize şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Kızıltan, düzeyli ve demokratik geçen seçim süreci için tebrik etti. Çok düzeyli, demokratik bir seçim süreci götürdünüz. Gerçekten Mersin basınına layık bir seçim süreci geçirdiniz. Ben aynı şeyi uzun yıllardır izliyorum. Mersin yerel basınımızı. Bizim Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri sürecinde de siz aynı olgunluğu, demokratik, yansız, tarafsız bakışınızı sürdürdünüz. Ben gerçekten Mersin basınının bu kadar kaliteli, bu kadar düzgün olduğuna inanın ben bilmiyordum. Siz hep Mersin'i yönetenleri motive etmek, bu kenti daha iyi yönetmeleri için çabalarınız. Ben bunları samimi olarak söylüyorum. Gerçekten ben bakıyorum şöyle hepinizin yüzüne. Hepinizin yüzünde de ben bu düşünceyi, bu ifadeyi okuyabiliyorum. Bu anlamda da ben Mersin basınına gerçekten çok güveniyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Bizler de kurumlar olarak sizlere destek olmak zorundayız. Çok değerli dostum, Kaya Başkan'a ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Bu şehrin ve gazetecilerin sorunlarını en iyi bilen bir ekip bu ekip. Gerçekten Mersin'i ve gazeteciliği iyi bir yere getireceklerine de inanıyorum. Şimdi burada bunun yanında bizler ne yapmalıyız? Yani ben de sizlerden, benim de gazetem var. Biz de biraz işte bu konuyla ilgiliyiz. Biz burada ne yapmalıyız? Yani biz de dışarıda Ticaret Sanayi Odası olarak Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Başkan ve ben de sizden biriyim bir yerde. Mesela gazeteciler için ne yapabiliriz? Doğru anlamda biz ne yapabiliriz hep beraber? Bizim şimdiden tedbir almamız lazım. Şimdi elimizde mesela çok önemli bir avantaj var. Biz çok önemli bir dijital oluşum yapabiliriz. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, Erdemli'li gazetecilerle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Başkan Rüstem Kaya Tepe ve Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Sayın Başkanım, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetimi ve üyeleri adına hoş geldiniz diyorum size ziyaretinizden dolayı. Cemiyetimiz 1975 yılında kurulmuş bir cemiyet. 44 yıllık bir maziye sahip bir cemiyetimiz. 353 tane üyemiz var. Son genel kurulda Haziran'da çıkan listemiz bu. Bunun 60 kadarı kadın, 120 civarı sarı basın kartlı üyemiz var. Bu 120'nin de 50 tanesi de sürekli basın kartı sahibi. Bir meslek örgütümüz, bir çatı örgütümüz. Tabii gazeteciler biliyorsunuz bu dönemde özellikle çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Hem yazılı basının, hem görsel basının, hem işitsel basının, hem internet basının. Tabii yeni medya oluştuğu için artık internet de bizim içimize girdi. Ama özellikle gazetelerin sıkıntıları son dönemde çok fazlalaştı. Resmi ilanların kesilmesi durumu vardı. Şu an için ertelenmiş gibi gözüküyor. O biraz belki rahatlattı ama girdi maliyetlerin fazla olması. Şu anlamda belki de önümüzdeki süreçte yazılı basının bile çıkmasını zora sokacak. Bu anlamda kurum kuruluşların desteğine ihtiyacı var gazetecilerin. Televizyonların kendine özel sorunları var. Radyoların kendine özel sorunları var. Sıkıntılı bir dönem. Bu dönemde arkadaşlarımız sağ olsunlar ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza bu görevi tevdi ettiler. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yerine getirmeye çalışacağız. Bu anlamda da ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın gücünü biliyoruz. Medyanın gücünün farkındayız biz. Özellikle malumlarınız biz zaten bunun farkında olduğumuz için hiçbir yerde uygulanmayan, belediyelerin uygulamadığı bir ilklere de gerçekleştiriyoruz. Biz medya gündemi altında yerel basını özellikle bölgesel anlamda bir araya getiriyoruz. Aslında çok önemli bir faaliyet olduğunu biz düşünüyoruz.
Bunu biz inşallah sürdüreceğiz. Bu yıl arzu ederseniz cemiyetle birlikte bu işi yapabiliriz. Memnun oluruz hocam. Yani hoş da olur. Çünkü bizim amacımız yani bu kente değer katma, bu kentin güzelliklerine, bu kentin önemli gördüğümüz imkanlarını kamuoyuyla paylaşalım istiyoruz. Erdem'de bu işi yapan gerçekten çok nitelikli arkadaşlarımız var. Huzurlarınıza onlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni seçilen yönetimle başta cemiyet başkanımız olmak üzere yeni yönetime seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Erdemli yine bir kardeşimizin de sizin yönetim kurulu yeriniz olması bizim için hasreten çok önemli. Erdemli adına çok önemli. Ben teşekkür ediyorum. Seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şimdi bir fincan kahvenin 40 yıl diyor ya biz. Bak iki fincan var abi 80'e çıkar. Başkanım ben size bunu şöyle önünüze koyuyorum. Ne zaman arzu ederseniz kalemi de veriyorum. Bu bizim hatıra defterimiz. Tarihini de atıp da iki satır bir şey yazarsanız bu işin önemli. İlk yazan da siz olacaksınız. Bizim yönetim kurulu dışında. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son günlerde tartışma konusu olan logo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinasyonunda 9. İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son günlerde tartışma konusu haline gelen Büyükşehir Belediyesi logosu ile ilgili konuştu. Şu gördüğünüz simge Mersin'i acaba logo anlamında bir değişime ihtiyacı var. Böyle bir logoyla daha modern, daha çağdaş bir logoyla temsil ettirebilir miyiz diye. Şimdi yeni böyle etkinliklerde simgesel bir anlayışla kullandığımız bir logo hazırlığı. Kızılca kıyamet koptu Mersin'de. İnsanları değişim öyle bir şey ki, hele ön yargılı bir toplumsa Einstein'ın dediği gibi atomun çekirdeğini parçalayabiliyorsunuz ama bu ön yargıları ortadan kaldıramıyorsunuz. Biz değişim istiyoruz arkadaş. Bunu belirtmeye çalışıyoruz. Her anlamda değişim. Yeni şeyler söyleyelim. Dünyanın ne varsa dünde kaldı cancağızı. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Her alanda da bunu yapmak zorundayız. Ben belediye başkanı. Sokakları temizlemek, sinekleri öldürmek, ağaçları budamak değil mesele. Türkiye'ye buradan bir enerji göndermek. Canına can katmak, kanına kan katmak. Mersin'i alıp götürmek. Dünyada marka kent yapmak. Bütün derdimizin bu olması lazım. MUT'ta tekerlemelere bile konu olan asırlık 5 anıt çınar ağacından biri kesildi. 1800'lü yıllarda dikildiği sanılan, bulunduğu parkı adını veren 5 çınardan birinin gövdesinde meydana gelen büyük çatlak nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemenin ardından çevreye ve insanlara zarar verebileceği öngörüldü. Birinci derece sit alanı olan çınar ağacının tescili, Kültür Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası kaldırıldı. Kesilmesine karar verilen anıt çınar ağacı ile ilgili 15 gün süreyle yapılan ilanın ardından MUT İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kesim işlemini gerçekleştirdi. Dallarının kesilmesiyle sadece gövdesi kalan ağaçtan kurtçuklar çıktı. İlçede yaz aylarının çok sıcak geçmesi ve tek serin ortam olması dolayısıyla anıt çınarlar, 5 çınar 1 pınar, olmazsa MUT yanar tekerlemesini ortaya çıkarmıştı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 74 kaçak göçmeni yakaladı. Hepiniz İdlib'lisi misiniz? Yaş kaç? Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri deniz yoluyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan şahısların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da dışarıdan gelen 74 göçmenle bir organizatör yakalandı. Şahısların kimlik sorgularında Türkiye'ye giriş izinlerinin ve pasaportlarının bulunmadığı, kaçak yollarla ülkeye girdikleri tespit edildi. Olayla ilgili bir tekneye el konulurken 74 kaçak göçmen Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
gözaltına alınan bir organizatör hakkında da adli işlem başlatıldı. Mersin polisi mühür üzerindeki numarayla beyannamedeki mühür numarasının birbirine tutmadığından dolayı arama yaptığı bir tırda 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şoför tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı sigara işi yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin Adana Otobanı'nda uygulama yapan ekipler şüphelendikleri bir tırda arama yaptı. ME isimli şahsın kullandığı Romanya plakalı tırın Dorsesi'nde inceleme yapan ekipler, mührün dışarıdan açıldığına dair herhangi bir emareye rastlayamazken, mühür üzerindeki numarayla beyannamedeki mühür numarasının birbirini tutmadığını tespit etti. Sigara dedektör köpeğinin de aracı takip etmesi üzerine Dorse'de arama yapan ekipler 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan M.E. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merek Halk Ekmek Fabrikası ekmek üretimi ve satışına başladı. Kesintisiz hizmet için 10 yıllık makinelerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan Merek, büfelerde yeni satış modeline geçiş yaptı. Kadın istihdamın ağırlıklı olacağı yeni modele geçen Merek, şu anda ekmeğe ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları, geçiş sürecinin tamamlanmasıyla her mahallede ucuz ve kaliteli ekmekle buluşturmayı planlıyor. Glutensiz ürünlere ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşayan çölyak hastaları için de adım atan Merek, Mersin'de sayısı yaklaşık 3000 civarında olan çölyak hastalarına ihtiyaç duyduğu glutensiz ürünleri ulaştırmak için çalışmalara başladı. Evet, yaklaşık bir ay kadar fabrikamız kapalı kaldı. Bu süreçte biz fabrikanın ağır bakımlarını yaptık. Şu anda faaliyete geçtik, üretime başladık ve büfelerde satışımız devam ediyor. Büfelerin ya da ekmeğin satış şeklini değiştirdik. Daha önce kendi personelimiz satış yapıyordu. Ama şu anda biz büfeleri özelleştirdik ve işletmeciye verdik. Bunu yaparken biliyorsunuz ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kadında pozitif ayrımcılık var. Biz de bunu uyguladık. Büfelerimizi kadınlara veriyoruz. Özellikle her mahallede ihtiyacı olan, çalışmak isteyip de bazı sebeplerden dolayı çalışamayan kadınları tespit edip onlara büfeleri veriyoruz, mükellef yapıyoruz, istihdam yaratıyoruz, orada çalışıyorlar, ekmeğimizi satıyorlar. Biz çölyaklı hastalara şu anda ulaşmaya başladık. Yaklaşık 100 kişiye yakın bir kayıt oluşturduk. Ama biliyoruz ki Mersin'de yaklaşık 3000 civarı çölyak hastası var. Bu çölyak hastalarının tamamına ulaştıktan sonra ya da büyük çoğunluğuna ulaştıktan sonra taleplerini oluşturup burada şu anda bununla ilgili bir üretim yapamayacağız ama ileriki dönemde mutlaka yapmayı planlıyoruz. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için biz İstanbul veya Ankara'dan ürünlerini temin edip kendilerine en yakın büfelere göndererek teslim edeceğiz. Çölyak hastası olup da gerçekten glutensiz ürünlere ihtiyacı olanların bize ulaşmalarını mutlaka istiyoruz. En büyük hayalim polis olmak, üniformayı giymek. İşte etrafta polis oluyorlar, bakıyorum, haberleri izleyince de polis oluyorlar. İşte ben bu heyecanları yaşıyorum. Mersin'de ayakkabı boyacılığı yapan 17 yaşındaki Murat Kaya'nın en büyük hayali polis olmak. Mersin caddelerinde polis kıyafetiyle ayakkabı boyayan Murat, okulunu bitirip hayalini gerçekleştirmek istiyor. İşte babamın kolum ayında patladı. Şırnak'ta. Terörlerin yüzünden, PKK'ların yüzünden kolunu kaybetti. Ondan sonra devlet kadrosuna girecekti, vefat etti. 2018'de, Aralık 12'sinde. Allah mekanını cennet etsin, tüm şehitlerin mekanlarını cennet etsin. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Murat Kaya, geçen yıl babasını kaybetmesinin ardından evin geçimine katkıda bulunmak için ayakkabı boyacılığına başladı. Aşırı kilolarıyla sokaklarda boyacılık yapan Murat'ın hikayesini ilginç kılansa giydiği polis üniforması. Şu anda ayakkabı boyuyorum. Ticaret liseden gidiyorum, açık öğretimden. İşte bitirdikten sonra polislik sınavına katılacağım, ondan sonra polis olacağım. 120 civarındayım.
İşte zayıf hani polis olmak istiyorum. 2 yıldır babam vefat ettikten sonrası boyaya başladım. Ondan sonra eve katkıda bulunmak istiyorum diye. Mersin Akdeniz Belediyesi'ne bağlı 40 mahalle evinde 47 farklı alanda ücretsiz mesleki ve beceri kurs ve eğitimleri başladı. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Adanalıoğlu, Bekir'de, Çay, Çilek, Güneş, Karaca İlyas, Karaduvar ve Kazanlı mahalle evleriyle Hadra Sanat Atölyesi'nde resim, heykel, giyim, ahşap boyama, satranç, okuma yazma, bilgisayar işletmenliği, bağlama, çocuk oyun odası, takı tasarım, kuaförlük, halk oyunları ve pilates kursları veriliyor. İşkur üzerinden gelenlerin de katılımıyla toplam 944 kursiyer mahalle evlerinde kurs alıyor. Mahalle evlerinde verilen ücretsiz kurs ve eğitimler hakkında bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, kadınları hayatın içine katan projelere ağırlık verdiklerini vurguladı. Başkan Gültak, kursiyer kadınların aldıkları eğitim sonucu sanat eseri niteliğinde farklı ve etkileyici ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti. Kadınlar bir toplumun ilerlemesi için çok önemli bir güçtür. Üreten, evine katma değer katan kadın her zaman için ailede ön planda olur. İşkur'la imzaladığımız protokol sayesinde eğitimlere devam eden tüm kursiyerlerimize günlük 30 lira ücret ödenecek. Kadınların ortaya çıkardıkları eserlerini hem beğeniye sunabilmeleri hem de satış yaparak bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla sergiler açmaya da devam edeceğiz diye konuştu. Sahibi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan bakım evine terk edilen ve doğuştan anüsü olmadığı için en çok bir hafta yaşayabilmesi öngörülen Ponçik isimli yavru kedi veteriner hekimlerin başarılı müdahalesiyle hayata tutundu. Yapılan ilk muayenede Ponçik'in 1/100.000'de bir görülen bir sağlık problemi yaşadığı ve doğuştan anüsü olmadığı için dışkısının bağırsağını parçalayarak üreme organından çıktığı tespit edildi. Ponçik 2,5 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan ve bakım evinde tedavisi devam eden Ponçik, tedavi olmanın mutluluğuyla hayatın tadını çıkaracak. Serkan Bey'imiz buna Ponçik ismini verdi. Dün sahibi tarafından terk edilen bir İran kedimiz. Yaklaşık 2,5-3 aylık arasında bu kedimiz maalesef doğuştan 1/100.000'de bir görülen bir vaka ile anüs olmadığını, daha doğrusu sahibi tarafından işte gayta ve idrarın aynı yerden geldiğini beyan ederek sahibi tarafından bize terk edildi. Biz de yaptığımız ilk muayenede kedinin anüsünün olmadığını ve sızıntı şeklinde vulva tarafından kısmi sulu bir gaytanın geldiğini gördük. Daha sonra operasyona girdik arkadaşlarla birlikte. Operasyonda bağırsağın zahime yapışık olduğunu, oradan sızıntı şeklinde vulvaya bir akıntının olduğunu gördük. Anüs yoktu. Biz işte yaklaşık bir 2-2,5 saatlik bir operasyonla hayvanın anüs kısmını açtık. Oradan vulvaya yapışık olan bağırsağını çıkardık. Bağırsağını sonra normal bölgesine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi şu anda hiç yerinde durmuyor. Keyfi yerinde ama rahatladı.